öğle namazına yetişmeyecek. Değerli arkadaşlar, Türkiye yeni bir döneme giriyor. Artık Türk siyasetinde hem halkımız hem mevcut iktidar bir bir gerçeklerle yüzleşiyor. 10 yıldan beri Türkiye'yi yöneten siyasal iktidarın boyası dökülüyor, gerçek yüzü de ortaya çıkıyor. Hükümet ilk gerçekle yüzleşmeyi ekonomik alanda yaşıyor. Çünkü Türkiye ekonomisi büyük bir sıkıntı içerisinde. 2 gün önce Maliye Bakanı 2012 yılının 9. ay sonu itibariyle bütçe rakamlarını açıkladı. Televizyonlardan dinlediniz. Türkiye'nin bütçesi 9. ay sonu itibariyle 14.4 milyar eski parayla katrilyon açık verdi. 7. ay sonu itibariyle bu rakam 8.10'da 7 milyardı. 7. ay sonu itibariyle tedbir almak için hükümet, biliyorsunuz, biz zam sahnağı yaptı. Doğalgaz, elektrik, akaryakıt, tepeden tırnağa her şeye zam geldi. Anlaşılıyor ki bu zamlar da kurtarmamış. Açık 14.4 milyara yükselmiş. Bu ne demek? Bu şu demek. Hükümet gene elini cebimize sokacak demek. Antalyalılar da hazır olsun. Yakında yeni zamlarla hükümet aradaki farkı elini cebimize sokacak ve bizlerden alacak. Değerli arkadaşlar, Türkiye bu noktaya bir anda gelmedi. Aslında bunun işaretleri uzunca zamandır veriliyor. Düşünebiliyor musunuz? Geçen sene Türkiye'nin cari açığı bir önceki yıla göre %66 artıp 46 milyar dolardan 77 milyar dolara çıktı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırıldı. Hiçbir dönemde bu kadar büyük bir cari açık Türkiye vermedi. Yani Türkiye ekonomisi kötüleşme sinyallerini vere vere geldi. Sadece onunla sınırlı değil. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene %56 oldu arkadaşlar. %56. Yani sattığımız aldığımızın %56'sını karşıladı. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç düşülmemiş bir olay. Oran. Yani Türkiye ekonomisi her alanda bozulma işaretlerini verdi. Ama mevcut hükümet Ağustos böceği gibi 10 yıldır öte zamanı heba ede halkın kendisine verdiği tek parti avantajını kullanamadan işi yüzüne gözüne bulaştırıp Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Yani yaratılmış olan bir sanal dünyadan uyandık. Kendimize geldik. Niye? Çünkü hükümet İthalata dayalı bir büyüme sistemi modelini benimsedi. Sıcak para girişine dayalı bu ekonomik rahatlama şimdi sona erdi. Çünkü dünyada hiçbir ülke bu tür ekonomik modelle büyüyüp ayağa kalkamaz. Üretim modelli büyümek 3 ay evvel akıllarına geldi. 3 ay evvel Türkiye'nin en büyük ekonominin en büyük sıkıntısı olan ara malı ithalatını önlemeye yönelik yeni bir teşvik paketi açıkladılar. Yani akılları yeni başlarına geldi. Heba edilmiş bir 10 yıl, sürekli artan cari açık, sürekli artan düşen ihracatın ithalatı karşılama oranı bunların akıllarını başlarına getirmedi. Şimdi bedeli halk ödeyecek. Değerli arkadaşlar, bu hükümetin ekonomik alanda gerçeklerle yüzleşmesidir. Ve bu iktidara destek veren halkın da gerçekleri görüp neyle karşı karşıya olduğunu görüp laf ebesi çok konuşan siyah beyaz diye yutturmaya çalışan bir iktidarın da gerçek yüzüyle halka gösterilmesi ve tanıtılması. Değerli arkadaşlar, hükümet gerçeklerle yüzleşmeyi sadece ekonomik alanda yaşamıyor. Hükümet bir de dış politikada gerçekle yüzleşti.
hükümetle beraber Türk halkı da bu alanda gerçekle yüzleşti. Çünkü bu hükümetin iktidar olduğundan beri stratejik derinlik adı altında komşularla sıfır sorun politikasına dayalı dış politika vizyonu çöktü. Çöktü. Hatta yok oldu. Şimdi Suriye bataklığına saplanmış, tek hegemonik gücün Orta Doğu şekillendirme planlarında gönüllü olarak taşeronluğa soyunmuş ve sözde Suriye demokrasi getireceğim yalanı ve palavrasıyla halkı uyutmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde bağımsızlık, tam bağımsızlık temelinde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir döneminde bir siyasal iktidar tek hegemonik gücün böyle gönüllü maşası rolüne asla soyunmadı. Suriye'de eli yanan, aklına başına gelen hegemonik güç hemen yanı başındaki Suriye'yi şekillendirirken eline bir maş aldı. Ne yazık ki başbakan gönüllü maşalık rolünde sıkışmış, güya Suriye'de demokrasi getiriyormuş palavrasıyla, yalanıyla Türk halkını uyutmaya çalışarak orada gönüllü taşeronluk rolünü üstlendi ve uyguluyor. Bunun Türkiye'ye ne faydası var? Çıksın bir kişi bunu savunsun da söylesin. Türkiye'ye ne faydası var? Çünkü girdiğiniz bataklığın arkası Lübnan. Lübnan demek Hizbullah demek. Hizbullah demek İran demek, Irak demek. Arkasında Rusya demek, Çin demek. Muhatap aldığınız kitleyle belli ki o bölgede Irak Başbakanı sürekli uyarıyor bizim başbakanı. Bir mezhep çatışmasına doğru giden bir bölge yapılanması var. Allah korusun orada bir mezhep çatışması çıkarsa, bir yandan Doğu ve Güneydoğu'sunda iş problemleriyle uğraşan bir Türkiye'nin o Suriye bataklığında debelendiğini aklına getirin, iktidar da o bataklığın içinde kaybolur gider. Ama bu Türkiye'nin geleceğine ağır bir darbe olur. Bir hükümet, bir ülkenin geleceğine böyle bir ağır darbe vurma sorumsuzluğunu nasıl yapabiliyor? İnanın hayretler içerisindeyiz. Evet, bir tane aramızın iyi olduğu komşumuz kalmadı. Hepsiyle kötüyüz. Suriye, Irak, İran, Ermenistan. En iyi dostumuz şimdi Yunanistan. O da ekonomisiyle debeleniyor da Türkiye aklına gelmediği için. Böyle bir Türkiye manzarası. Ve Türkiye halkından da buna karşı %50 oy almış bir iktidar. Değerli arkadaşlar, hükümet gerçekte bir de terör alanında yüzleşiyor. Çünkü teröre karşı uyguladığı politikalar da çöktü.